Allah beterinden korusun. Allah razı olsun. Arkadaşlar bu kadar yakınsınız ki yani biraz daha. Abi şurada abi sen. Çok var mısın? Geçmiş olsun. Laflar mı düşmüş? Abi arkası epey gitti mi? Burayı toparladınız herhalde. Öyle mi? Geçmiş olsun. Gel bu tarafa. Aynısı ya. Yani 107 artçılar, öbürü 400 üzerinde iki tane var. Şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığı ekipleri gönderdi. Özellikle Gölyaka merkezde zannediyorum 8 bin belediye başkanımız var. Evet, 8 bin konut taranacak. Yani ve ilgili genel müdürümüz de geldi Marmara'ya. Onlarla da değerlendirme yaptık. Aynı zamanda bütçe merkezinde değerlendirme yapıldı. Şehirde değerlendirme yapıldı. AFAD yerleşkesinde. Ve bütün birimlerimiz çalışıyor. Genç Spor Bakanımız geldi biraz önce. O da bir yurtlara bakacak. Yani öğrencilerimizle alakalı. Hem tedirginliklerini bir yurttan kaldırıp hem de genel bir değerlendirme. Milli Eğitim Bakanımız bütün inşaat emlak bölümünü gönderiyor. Onlar da bir tarama gerçekleştirecekler. Yani okullardaki genel durumu tespit için. Ama görünen o ki şu ana kadar yani bir yaralımız var. Sabah o ilk bahsettiğimiz yaralı. Yaklaşık 50 yaralılar müracaat etmişler ki biz zaten taburcu olmuş. Şu anda Allah'a çok şükür köylerden de çok büyük bir hasar değerlendirmesi, hasar bilgisi almadık. Genel bir hasar tespit çalışması yapılacak mı efendim evlerde tarama? İşte onu söylüyorum. 8 bin konutta özellikle Gölyaka'da yapılacak. Diğer yerlerde Çevre Şehircilik, İl Müdürlüğü ve bağlı müdürlükler, diğer illerden gelenler, Murat Bakanımızla da konuştuk. Onlar da gerekli bütün ekipleri gönderdiler. Burada vali koordinasyonla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonla gerekli taramaları yapacaklar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.